Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel yelek ya da yapmak isterseniz battaniye modeli olarak da kullanabileceğiniz güzel, basit, puf, puf duracak bir modelle geldim. Yapılışı kolay. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Şöyle tığ numaramı göstereceğim ilk olarak. 1.60 milim. İplerimi görüyorsunuz. Kar topuydu. Bu ipimde Aliza Diva'ydı ya da Nako'ydu. Evet evet pardon koydu Fakat uzun süredir kullandığım için çok az kaldı. Ben de bu şekilde minik bir şekilde sararak değerlendirdim. Bu ipimi de yeni almıştım. Fakat kartını çıkardım. Şu an nerede bilemiyorum. O yüzden bu şekilde gösterdim. Kar topuydu. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. Şimdi göstereceğim model güzel bir model. Ben modeli biraz yeşil ipimle büyüttüm. Fakat ilk olarak bu kahveli tonumla modelin nasıl olacağını sizlere de göstereceğim. Daha sonra büyüttüğüm parçayı da göstereceğim. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz. Evet hanımlar ben zincirlerimi kamera arkasında tamamladım. Daha sonra tığımın başını alarak bakın 1, 2, 3. zincire batarak şöyle ikili bir trabzan yaptım. Tığımın başına alıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Yine ikili bir trabzan. Tığımızı sarıyoruz. Sıradaki zincire yine ikili bir trabzan. Bakın. Yine aynı şekilde tığımı sarıyorum. Sıradaki zincire ikili bir trabzan. Tığı sarıyorum. Sıradakine yine ikili bir trabzan. Bakın. Bu şekilde. Bu sıramızda tamamen ikili trabzanlar yapıyoruz. Bütün zincirlerimize batacağız. Bu şekilde bakın. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bütün zincirlere sırayla batarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, bakın ben sıramın sonuna kadar geldim. Daha sonra bir üst sıraya üç tane zincir çektim, modelimi çevirdim, tığımın başına alıyorum. Bakın hemen altındaki değil, bir sonrakine batarak ikili bir trabzan tığ sarıyorum, yanındakine yine tığ sarıyorum, yanındakine bakın. Bu şekilde dört tane oldu yan yana. 7 tane yapacağım. Sayalım. 3, 6, bir tane daha yapıyorum. 7, bakın 7 tane yan yana trabzan yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tığımı sardım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire batarak yine ikili bir trabzan. Tığımı sardım. Yine yan yana 7 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Bakın bu şekilde. Yine daha sonra 7 tane zincir 2 3, 4, 5, 6, 7 tığ sarıyorum. Yine aynı şekilde bakın sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire batarak ikili bir trabzan. Yan yana yine 7 tane trabzan yapıyorum. Şöyle 4 5 6 Şöyle bu da 7. Bakın bu şekilde 7 trabzan 7 zincir boşluk bırakıyorum. Yine 7 trabzan 7 zincir Bu şekilde sona kadar Gelelim hanımlar. Evet bakın ikinci sıramı da tamamladım. Görüyorsunuz aynısını tekrarı. 3 zincir çektim. Tığımın başını alarak buradaki 7 tane trabzanımın üzerine yine 7 tane trabzan yapacağım. 3 4 5 6 Şöyle tekrar yapayım. 7. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başını sardım. Sayıyorum aşağıdan bakın şu iki zincirin altındaki şu zincir kısımdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. zincire batarak şöyle bir tane fıstık uzatıyorum. Tığıma bakın. Tığ sarıyorum aynı yere batıyorum ikinci fıstık tığ sarıyorum 3 tığ sarıyorum 4 bakın 4 tane fıstığı iki seferde çıkardım üzerine üç tane zincir çektim tığın başını alarak bakın buradaki yedi tane trabzanımıza yine yedi tane trabzan yapacağım 3 4 5 6 ve 7 bakın yedi tane trabzandan sonra yine 3 zincir tığın başına alıyorum yine bakın alttan sayıyorum 1 2 3 dördüncü Zincire batarak bir fıstık tığ sarıyorum 2 tığ sarıyorum 3 tığ sarıyorum 4 4 tane fıstığı 2 seferde çıkarıyorum daha sonra yine 3 tane zincir tığ sararak yine buradaki 7 tane trabzanımızı yapıyoruz 2 3 4 5 6 ve bakın 7 bakın bu şekilde daha sonra yine bakın 7 tane trabzandan sonra 1 2 3 zincir çektim tığın başını alarak bakın yine sayıyorum 1 2 3 4. zincire batarak bir fıstık tığ sarıyorum 2. Sarıyorum 3. Sarıyorum 4. 4 tane fıstığımı 3 seferde çıkardım. Pardon 2 seferde. Üzerine 3 zincir çektim tığımın başını alarak. Bakın buradaki 7 tane tırabzanımı yapıyorum. Şu an Bakın 3 4 5 6 ve bu da bakın 7. Şu şekilde bakın model 3 sırada kendini tekrar ediyor. 2 sıra aynı şekilde 7 tırabzan, 7 zincir, 7 tırabzan, 7 zincir yaptık. 3. sıramızı da böyle zincirlerin üzerine fıstık yaptık. Bakın model 3 sırada kendini tekrarlıyor. Şimdi bir diğer modelin yani şu fıstık sayısının bir değişik örüntüsünü göstereceğiz. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Evet bakın ikinci sıramı da aynısını tekrar olarak tamamladım. 1 2, 3 zincir çektim. Modeli çeviriyoruz. Tığın başını alarak yine buradaki 7 tane trabzanımızın üzerine 7 tane trabzan yapacağız. Şu an 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. Bakın 7 tane trabzanımı yaptım. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başını aldım. Bakın buradan sayıyorum. Alttaki şu iki boşluğun altındaki zincirden. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batarak şöyle tığımda bir tane fıstık uzattım tığ sarıyorum aynı zincire bakın tekrar batıyorum iki tığ sarıyorum tekrar batıyorum 3 tığ sarıyorum bakın tekrar batıyorum 4 bu sırada ise yapacağımız şey bakın zincir üzerine şey fıs, trabzan üzerine zincir şuradaki zincir üzerine de trabzan gelecek yani şu başlangıçta 7 tane trabzanım için 7 zincir şu alan içinde 3 tane de ayrıyetten toplamda 10 zincir çekeceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 modeli çeviriyorum tığımın başını alarak bakın fıstıktan önceki şu alana bu kısmı 3 tane trabzan yapacağım tığım başını alıyorum 1 2 3 tane fıstığımı yaptım. Tığ sarıyorum. 4. fıstığımı pardon 4. trabzanımı fıstığın tepesine yaptım. Şöyle tığ sarıyorum. 5. yi bakın fıstıktan sonraki boşluğa yaptım. 6. ve 7. yi bakın şöyle bir bakalım görüyorsunuz trabzan üzerine zincir şuradaki zincir üzerine de trabzan yapmış oldum şimdi yine buradaki 7 tane trabzan üzerine 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 tığımın başını alıyorum buradaki bakın zincir üzerine de trabzan yapacağım ne yapıyordum fıstıktan önceki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Dördüncüyü fıstığın tepesine yapıyorum. 4 5. fıstıktan sonra bakın buradaki boşluğa 6.yı ve 7.yi de bakın. 3 tane fıstıktan önceye, 3 tane fıstıktan sonra 4.yi de görüyorsunuz bakın tam fıstığın üzerine yapıyorum. Bakın ne oluyor? Zincir üzerine, Trabzon üzerine zincir, zincir üzerine trabzan. Yine bakın. Buradaki zincirlerin üzerine de trabzan gelmiş oldu. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir tığ sarıyorum. Buradaki trabzanların üzerine de zinciri getiriyorum hemen buradaki fıstıktan önceki şu 3 zincirlik kısma 3 tane trabzan yapacağım şu an 2 3 4. fıstığın tepesine yapıyorum 4 3 tane de fıstıktan sonra yapacağım 5 6 ve 7 bakın 7 zincir üzerine 7 tane trabzanımı yapmış oldum. Buradaki 7 trabzanın üzerinde de 7 zincirim bulunuyor. Burada yine 7 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7 tığ sarıyorum. Buradaki bakın 7 tane trabzanı atlıyorum. En sonuncu zincirine batarak buradaki 7 trabzanın üstüne de zincirlerimi denk getirmiş oluyorum. Bakın başlangıçta olduğu gibi tam tersi olmuş oldu. Görüyorsunuz. Trabzanların üzerine zincir, zincirlerin üzerine trabzan. Şimdi 3 zincir çekeceğim. Pardon, 7 zincir çekeceğim. 7 4 5 6 7 modeli çevireceğim. Bu sıranın aynısını tekrar edeceğim. Zincir, trabzan, zincir, trabzan. Bu sırayı sona kadar böyle tekrar ederek tamamlayalım. Evet bakın tekrar ederek bu sırayı da sona kadar geldim. Burada yapacağımız şey 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Hatırlıyorsanız bakın zincirli kısımlara fıstık yapıyorduk. Burada zincir başa geldiği için fıstıklarımız da başa gelecek. Ortaya gelmeyecek. Burada zincir ortada olduğu için ortaya gelmişti fıstık. Şimdi zincir başta. 4 tane zincirimi çektim tığımın başını alarak yine sayıyorum bakın şu alttan zincirden 1 2 3 4. zincire batarak şöyle bir tane fıstığı uzattım. Aynı yere batıyorum yine 2 3 4 4 tane fıstığımı uzattım. Tığımdan 2 seferde çıkardım. Bakın bu şekilde. Daha sonra üzerine 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını alarak buradaki 7 tane trabzanın üzerine 7 tane trabzan yapıyorum. Üç, şu an dört, beş, altı ve yedi. Daha sonra biliyorsunuz ki 7 trabzandan sonra yine 1, 2, 3 zincir tığ sarıyorum. Yine bakın zincirli kısma fıstık yapacağız. Sayıyoruz 1, 2, 3, dördüncüye batarak 1, 2, 3, 4 tane fıstığı 2 seferde çıkardım. Üzerine 3 zincir tığ sarıyorum. Buradaki 7 tane trabzanımı yapacağım. Şu an 4 5 6 ve 7 bakın 7 tane trabzanımdan sonra yine 3 zincir tığ sarıyorum bakın buradaki zincirli kısma yine fıstık 1 2 3 4. zincire 1 2 3 4 2 seferde çıkardım 3 zincir daha sonra buradaki 7 tane bu trabzanımı yapıyorum 4 5 6 ve 7 bakın görüyorsunuz tam çapraz bir görüntü oluyor yine. 3 zincir tığ sarıyoruz bakın burada bakın zincir sonda olduğu için fıstık sona gelecek bakın burada başa geldi burada sona gelecek 1 2 3 4. zincire 1 2 3 ve 4 şöyle iki seferde çıkardım 4 tane zinciri çekerek hemen zincirin köşesine batarak trabzanımı yaptım. Bakın model bu şekilde 3 sırada kendini tekrarlıyor. Bakın burada fıstıklar ortadayken 3 sıra sonra fıstıklar başta, sonda ve ortada oldu. Çapraz bir görüntü oldu. 3 sırada kendini tekrarlıyor. Şimdi ben modelimi sizler için büyütmüş olduğum diğer rengimdekini göstereceğim. Bakın şöyle. Sizler de bu modelde anlattığım gibi iki farklı sıra olarak devam edebilirsiniz. Daha sonra şimdiki yapacağınız şu sırayı yapacaksınız siz. Daha sonra şu sırayı derken modeliniz büyüyecek. Evet bu da bakın yeşil ipimle büyütmüş olduğum model görüyorsunuz. Ben sizlere şu iki sırayı, şu iki sırayı göstermiş oldum. Bakın fıstıklar başta ve sonda. Diğerinde fıstıklar o bakın ortalarda. Daha sonra yapacağınızı bakın yine fıstıklar ortada olacak. Şu sırayı tekrar edeceksiniz. Daha sonra yine fıstıkların başta olduğu şu sırayı. Yani 3 sırada kendini tekrarlayacak. Ben iki sırada şöyle anlattım modeli. Açıklayıcı bir anlatım olmuştur inşallah. Yapmak isteyen hanımlara videomun yardımcı olmasını çok isterim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz destek amaçlı abone de olabilirsiniz. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.